Değerli izleyicilerimiz, Gaziantep'te programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yine son dönemlerin en trendi olan kalıcı makyaj uygulamalarımız konusunda Gaziantep bölgesine hakim ve uzman bir isimle beraberiz. Pınar Kutlar bizleri konuk etti. Pınar Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ne kadar süredir kalıcı makyaj sektöründeyiz? Ortalama 10 yıldır güzellik uzmanıyım. Fakat 7 yıldır daha ağırlıklı olarak kalıcı makyaj üzerine uzmanlığımı tamamladım. Ve sektörde geniş bir müşteri yelpazesine sahibiz. Şimdi baktığımız zaman röportajımızın, yani programımızın açılışında da şunu belirttim. Son dönemlerin en trendi diye bahsettim. Öncelikle kalıcı makyaja kimler uygulama için sizlere başvuruyorlar? Kimler kalıcı makyaj yaptırıyor? Kalıcı makyajı öncelikle çalışan bayanlar çok tercih ediyor. Çünkü çalışma hayatında yoğun tempoda ister istemez kaş boyamaydı, ipek, ay kirpik rimeliydi. Bunlarla uğraşmak sıkıntılı olduğu için başlangıç olarak bunu çalışan kadınlar tercih ediyor. Fakat ev hanımları da şu anda çok bakımlı günümüzde. Yani bayağı bir geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyor ve şu anda son trend olan kıl tekniği uygulaması oldukça da natural durduğu için eskiden dövme uygulamalarından daha çok tercih edilmeye başladı. Önceden dışarıda görüyorduk böyle kapkara veya böyle dövme kaşlarda insanlar biraz itici bakıyordu bu işleme. Fakat şu anda işlemden çıktığı gün bile gayet natural olması insanları tabii ki de oldukça etkiliyor. Mesela sizlerde şu anda var değil mi bir uygulama? Evet. Şu anda Pınar Hanım'ın kaşlarını sizler de görebiliyorsunuz efendim. Gayet natural duruyor ve kendi kaşınız gibi duruyor olması, bu microblading olarak geçiyor değil mi bu kıl tekniği? Microblading olarak geçiyor. Mikropigmentasyon olarak da geçiyor. İkiye ayrılıyor aslında. Hem cihazla yapılan kıl tekniği var, hem de manuel olarak çalışılan. Pudralama tekniği de yapıyoruz. Pudralama tekniği daha far sürmüşsün görüntüsü yaratıyor. Aslında hani birçok kişi pudralamayı böyle çok yoğun, hani dövme kaş gibi durduğunu zannediyor. Fakat yanlış uygulamaları gördükleri için bu şekilde bir ön yargı oluşuyor. Fakat pudralama tekniği de son yıllarda çok trend bir uygulama. Pudralama biraz daha dolgun, daha kaşlarda böyle hatları belirgin sevenler için de hoş bir uygulama. Yani isteğe göre ya da sizlerin kişinin cildine ya da cilt tipine uygun olan işlemi zaten siz onlara sunuyorsunuz. Hem onların istekleri hem sizlerin uzmanlığınız bu alanda birleşmiş oluyor. Dudak kontürü işlemi de yeni yaptığımız işlemler arasında diyebiliyorum. Dudak kontürü uygulamasında hani böyle dudağı çok ince olan hanımlarımız için vesaire hafif bir büyütme şansımız oluyor mu acaba? Şimdi dudak kontürü de çok trend bir uygulama. Dudak kontüründe dudağımızın zamanla pigmentleri ölüyor biliyorsunuz. Çerçeve kısımlarında beyazlama oluyor veya bir uçuk çıkıyor, yara izi oluyor. Beyaz bir şekilde orada kalıyor. Daha sonra dudağın o kısmı yok gibi göründüğü için bunu dudak pigmentasyonuyla biz dudak rengine en yakın doğal bir çalışma yaparaktan dolgunlaştırıp rengini canlandırıyoruz. Lütfen burada da profesyonellerle çalışalım diyoruz. Çünkü efendim özellikle kaşlarımız yüzümüzdeki ifademizi belirleyen en önemli faktörler. Aynı zamanda söylemeyi birazcık unuttuk galiba ama daha önce yaptırmış olduğunuz kötü uygulamalar ya da istemediğiniz bir sonuçla karşılaştıysanız aynı zamanda Pınar Hanım bu silme işlemlerini ve düzeltme işlemlerini de gerçekleştiriyor. Pınar Hanım'la güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak?